Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Filistin'deki vahşeti ve katliamı anlatırken fenalaşarak hayatını kaybeden değerli vekilimiz Hasan Bitmez'i ve Krom Ocağı'nda bu hafta hayatını kaybeden 3 işçimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2024 bütçesinin başta kadın ve çocuk yoksulluğu olmak üzere temel sorunlara çözüm üretmesini diliyorum. Ancak 2024 bütçesinin satır aralarını kazıdığımızda yoksulluğun artacağını ifade eden bakanlığın bu sorunların çözümü noktasında bir perspektife sahip olmadığını da üzülerek belirtmek isterim. Bakın, yoksullukla mücadeleye ve sosyal yardımlaşma programının 2023 başlangıç ödeneği 91,5 milyar. 2024 bütçe teklifinde yoksullukla mücadele için ne kadar ayrılmış? 205 milyar. Hemen artan yoksulluk değil, enflasyon diyecekler var. Onlara da söyleyeyim. %65'lik enflasyonla programın bütçesi 150 milyar olması gerekiyordu. Ancak 205 milyar olmuş. Ha, biz zaten çarşıdan, pazardan yoksulluğun arttığını biliyoruz da bakanlığın bunu nasıl itiraf ettiğini de konuşmamın başında göstermek istedim. Değerli milletvekilleri, ülkemizde kadınlar için bir kara düzen hüküm sürüyor. Bu düzenin sicilinde şiddet var, yoksulluk var, işsizlik var. Bu yılın ilk 11 ayında 286 kadın cinayeti, 218 şüpheli kadın ölümü yaşandı. Sayın vekil gülüyor ama buradan ifade edelim, bu veriler gerçek. 142 kadın iş cinayetinde yaşamını yitirdi. Ayrıca sosyal devletin boşalttığı alan kadınların görülmeyen emeğiyle doluyor. Kadınların sırtına yıkılan ev içi kayıtlardan bakılır, hiç endişe yok, bizim hepsi gerçek. Kadınların sırtına yıkılan ev içi ücretsiz bakım işleri. Lütfen Hatip'in konuşmasını dinleyip istihcamını bozmayalım. Varsa cevabını sonra verirsiniz. Sayın Zengin, grup başkan vekilisiniz. Siz herkesten daha tecrübelisiniz. Lütfen Hatip'in sözünü kesmeyin. Devam edin Sayın Özcan, buyurun. Kadınları iş aramaktan da alıkoyuyor. Bunun bir çözümü
bakanlığın etkin bir gündüz bakım evi kreş politikasına sahip olması olabilirdi. Var mı bakanlığın böyle bir politikası Sayın Bakan? Olmadığını biliyoruz. Güç bela iş bulan kadınlar ise güvencesiz, kayıt dışı alanda çalışmak zorunda kalıyor. İlk gözden çıkarılan kadın işçiler oluyor. Merkez Bankası'nın Sayın Başkanı Gaye Erkan diyor ki, biz İstanbul'da ev bulamadık, müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz. Ya Merkez Bankası Başkanı'nın aldığının onda biri maaşla hayatını geçindirmek zorunda olan kadınlar, emekçiler, öğrenciler, askeri ücretliler ne yapacak Sayın Bakan? Dünya Ekonomik Forumu diyor ki, mevcut politikalarla Türkiye'de kadın erkek cinsiyet eşitsizliğinin kapanması için tam 167 yıl geçmesi lazım. Evet, yanlış duymadınız değerli vekiller. 167 yıl geçmesi lazım. Hal böyleyken bakanlık kadının güçlenmesi programına bütçesinden yalnızca %0,87'sini ayırıyor. Düşünebiliyor musunuz? Kadınların toplumsal sorunlarından birinci derecede sorumlu bir bakanlık, kadınların güçlenmesi programına bütçesinin... Tamamlayın lütfen. Kadınların güçlenmesinden sorumlu bakanlık programına bütçesinin %1'inden daha az pay ayırıyor. Sayın Bakan, komisyonda kadın erkek eşitliğine duyarlı planlama ve bütçeleme dediğiniz anlayış bu mu? Ya da daha net sorayım. Kadının güçlenmesine verdiğiniz önem bu kadar mı? Değerli milletvekilleri, ez cümle karşımızda cinsiyet eşitsizliğine kör bir Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı var. Kadın yoksulluğuna dair çoğu veri yetersiz. Nasıl ki kadınların çalışma hayatında yükselmek için, eşit işe, eşit ücret için kırmak zorunda oldukları bir cam tavan varsa, bakanlığın toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bütçe oluşturması için de iktidarın yarattığı bir... Selamlayın lütfen. Biz kadınların cam tavanları nasıl tuzla buz erittiğine tarih şahittir. Kadınları yoksulluğa sürükleyen, ister çalışma hayatı kaynaklı olsun, ister bütçe kaynaklı olsun, ister ataerkil düzen kaynaklı olsun, her engeli böyle tuzla buz edeceğiz. Genel Kurulu saygıyla selamlıyor, teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi... Sayın Başarır, yoklama talep ediyorum. Sayın Başarır, şu an bir oylama olmadığı için yoklama talebinizin gereğini yerine getiremeyeceğim. Buyurun lütfen. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına sıradaki söz talebi Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar'a aittir. Buyurun Sayın Yontar. Birleşiminin 4. oturumunu açıyorum. 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2022 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediyoruz. Komisyon yerinde. Ara verdiniz. Buyurun. Konuşmacımız konuşuyordu. Şimdi 21 yılda bir ilke tanıklık yaptık. AKP grubu kürsü işgalinde bulundu, bir eylem ortaya koydu. İnanın öyle gözlerim doldu ki yıllarca yaşadığımız bir şeyi yapmak isterim, biber gazı olsa sıkacaktım onlara. İki,
Ben şunu da söyleyeyim. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi ya da başka bir grup kürsü işgali yapsaydı ki yapıyor, Sayın Cumhurbaşkanı ilk çarşamba anarşistler derdi. Diğer bir şey, ben grubuma çok teşekkür ediyorum, Cumhuriyet Halk Partisi grubuna. AKP grubuna bile eylem yapabilmeyi öğrettiler. Şimdi onlardan beklentim bir, adalet nöbeti tutsunlar, yürüyüş yapsınlar, haksızlığa karşı açlık grevinde Buyurun Sayın Zengin. Değerli arkadaşlarım, şunu hatırlatmak istiyorum. Sayın Milletvekili, Grup Başkan Vekilinize söz hakkı, sözü var lütfen. Sizin Grup Başkan Vekiliniz, Sayın Milletvekili, niye kızayım ki? Sayın Grup Başkan Vekiliniz konuşuyor, saygı duymak ve onu dinlemek gerekir diye sizi uyarmak ihtiyacınız. Buyurun Zengin, buyurun Sayın Zengin. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum. Bu normal, biz bir defa eylem öğrenecek insanlar değiliz. Ben de arkadaşlarım da başörtüsü eylemlerini sizlere rağmen yapa yapa buraya geldik. Sizler eylem öğrenecek değiliz. Bizim hayatımız eylem. Ben kendi adıma zinhar burada olması gereken adaletle bir yönetimdir. Bir bakana, hiç kimse burada, kimse ancak usulüne uygun ikaz olabilir. Biz burada grup başkan vekilleriyle çatışırız. Arkadaşımızın birisi gülmüş, kürsüde konuşan birisi gülme diyemez. Herkes bence haddini bilmeli. Burası yönetilirken de adaletli bir yönetim. Kendi arkadaşlarınıza 2 dakika olmaz. Lütfen. Bakın burada kurallar belli. Özellikle bütçede anlaşma yaptık. Buyurun Sayın Zengin. Bitiriyorum. Anlaşma yaptığımız için kurallara uyarak 5 dakika, 5 dakika, 1 dakika, 1 dakika. Eğer kendi partimizden oradayken siz tarafsızsınız şu anda. Tarafsız. Bakana da aynı mesafedesiniz, bana da Ali Mahir Bey'e de. Hiç fark etmiyor. Kürsüde olan hangi milletvekili olursa olsun aynı adaletle davranmanız lazım. O sebeple sizden beklediğimiz budur. Artık çalışmaya devam edelim. Teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Başarır. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Kürsüdeki arkadaşımız kendi kendine gülen birisine tepki vermedi. Kadın cinayetleriyle ilgili konuşurken güldüğü için bu tepkiyi verdi. Ve bir kadına da ben bunu yakıştıramadım. Kadın cinayetlerinden bahsediyordu. Tutanaklara bakabilirler. Eylem, yürüyüş. İki şey söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi dünyadaki en büyük eylemi Kurtuluş Savaşı'nda tüm dünyaya göstermiştir. Deniz Gezmiş ve arkadaşları Filistin için yürümüştür. Deniz Gezmiş ve arkadaşları 6. flot defol demiştir. Türban eylemine gelince bu partinin grup başkan vekili, bu partinin genel başkanı da 90'lı yıllarda o mücadeleyi onlarla vermiştir. Bunu kullanıp durmasınlar. Buyurun Sayın Zengin. Şimdi bakın Ali Mahir Bey, daha şu hafta yaşadığımız olaylarda görüyorsunuz sosyal medyada bizim şu anki bakan yardımcımız da benim aslında bir başörtüsüyle alakalı sizin daha evvelki grup başkan vekiliyle yaptığımız tartışmanın fotoğrafları kullanılıyor suistimal edilerek. Ve nihayetinde bizim hayatımızın hiçbir yerinde başörtüsüne dair suistimal kelimesi olamaz. Bizim hayatımızdır. Daha evvel bunu söyledik. Adı da türban değildir. Türban ona sizin yakıştırmanızdır. Türban değildir. Artık siz o noktaya geldiniz. Artık başörtüsü lehine bir şey söyleyemez hale geldiniz. Bize teşekkür borçlusunuz. Teşekkür. Sağ olun. Sayın milletvekilleri. Öncelikle tarafsızca yönetim anlayışımda sorgulanmasını kabul dahi edemem. Öncelikle bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nöbette olduğum, yönettiğim her oturumda ve her zaman şunu ifade ettim. Türkiye Büyük Millet Meclisi konuşulması,
konuşarak sorunlara çözüm üretilmesi gereken mevkidir. Milli iradeyi temsil eder ve bu nedenle de tüm milletvekili arkadaşlarımın söz taleplerini mümkün olduğunca esnek bir şekilde kullandırmaya çalıştım. Bugünkü yönetim tarzıma gelince ilk konuşma sırası olan Saadet Partisi grubunun hatiplerine, İyi Parti grubunun hatiplerine, Dem Partisi hatiplerine, Cumhuriyet Halk Partisi grubu hatiplerine de 5 dakika, 1 dakika ve selamlamak için artı 1 dakika verdim. Cumhuriyet Halk Partisi grubu konuşmaları tamamlandıktan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi grubunun hatipleri konuşacak. Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi hatiplerine bu müsamahayı göstermez, bu söz hakkını aynı adaletli şekilde vermezsem o zaman bu eleştirileriniz başım üstünedir. Milliyetçi Hareket Partisi'nden bahsetmedim. Lütfen yanlış anlamasınlar. Çünkü onların hatipleri 5 dakikayla bitirdiler. Sadece bir hatipleri artı 1 dakikayla selamladılar. O yüzden isminizi de ekler etmedim. Bunun da tutanaklara bu şekilde geçmesi gerekir diye düşünüyorum.